Merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonlu hem şair hem yazar hem de radyocu olan Serkan Türk ile birlikteyiz. Merhaba Serkan Bey. Merhaba. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu soru biraz sıkıldığımız bir soru. Kişinin kendinden bahsetme hali hep bir tür bunalıma sokar insanı. Beni de bunalıma sokuyor. 93 yıllardan beri radyo programları yapıyorum. 98'den beri de yazdıklarımı dergilerde, gazetelerde ve kitaplarla okurlara ulaştırıyorum. İki öykü kitabı yayınladıktan sonra bir şiir kitabı yayınladım. Ve ardından diğer kitaplarım da geldi. Kendimi hikayeci yanıyla çok daha fazla anlamlandırıyorum. Peki. Bir şiir veya hikaye yazmak mutlaka yetenek gerektirir. Ancak size göre bunun için doğuştan gelen bir yetenek olmazsa olmaz mı? Yoksa bu yetenek çeşitli yollarla sonradan da kazanılabilecek bir beceri midir? Bir yazar olarak bu konudaki düşünceleriniz. Şu bu aslında şöyle bir soru. Yaratıcı yazarlık derslerine inanıyor musunuz sorusu. Şimdi ben de yaratıcı yazarlık dersi veren biri olarak kişiye bir öngörü kazandırdığını düşünüyorum bu tür eğitimlerin. Elbette ki yetenek çok önemli. Yani doğuştan insanın sahip olduğu bazı şeyler var. Bunlar aldığı diğer eğitimlerle ve onu beslemesiyle birlikte daha da geliştirilebilir. Yazma süreci de geliştirilebilecek bir süreç. Kısa bir yanıt oldu galiba. Teşekkür ederim. Yazmaya ilginiz ne zaman başladı ve yazın hayatına girmenizi sağlayan, benim için dönüm noktası oldu diyebileceğiniz bir şey var mı? Ben çocukluğumdan itibaren hep kendimi yazarken hatırlıyorum. Şiirler yazarken, günlükler tutarken, bir şeyler okurken hatırlıyorum. Yani 8-9 yaşlarına kadar geri döndüğümde okuyan ve hayal eden, okuduğu kitaptaki bir hikayeyi gece boyunca yorganın altında yeni baştan kurup yazan ve onun üzerine kafa yoran biri olarak hep hatırlıyorum kendimi. Profesyonel anlamda soruyorsam bu soruyu. 98'de bir dergiye bir şiirimi göndererek başladı serüvenim. Sonra da devam etti. Şiirin ismi? Şiirin ismi Ayak Sesleri'ydi. Bir kış gününü anlatan, karlı bir gündü hatta şiiri yazdığım zaman. Onu hatırlıyorum. O şiirle başlangıç oldu Ayak Sesleri. Edebiyata girmekte böyle bir şey olsa gerek. Yazmak ve okumak eylemleri birbirini nasıl ve ne derece etkilemektedir? Ve sizin okumaya karşı ilginiz, sevginiz nasıl oluşmaya başladı? Sondan başlayayım. Benim kitaplarla tanışmam aslında bakarsanız dönemsel olarak hemen 80'lerin başında bir 80 darbesi sonrasında aileler evlerinden kitapları uzaklaştırmışlar ve bu politik meselelerden dolayı korkuyorlar, çekiniyorlar. Bizim evde kitap yoktu. Ama işte üniversite mezunu bir dayım vardı. Dayımın güzel bir kütüphanesi vardı. Her şeye rağmen kitaplarını muhafaza etmeyi başarmıştı. Hafta sonları dayıma giderek onun kütüphanesindeki kitapları bir okuyarak bu anlamda ki dünyayı keşfettim. O günden beri okuyorum. Bir sürü roman okudum o dönemde. Yani klasiklerin çoğunu çocukluğumun ilk yıllarında okudum. Türkiye'deki okuma oranına baktığımızda istatistikler hiç iç açıcı değil. Bu konuda bir yazar olarak ne düşünüyorsunuz ve sizce bu istatistikleri olumlu bir hale getirmek adına okuma alışkanlığı kazanmak ve kazandırmak için neler yapılabilir? Ben bu istatistiklerin doğru yansıttığını düşünüyorum. Ciddi anlamda kitap okuyuşunda, okunuşunda, satışında son yıllarda bir artış olduğunu düşünüyorum. Bunun
şöyle nedenleri de var tabii. Kentlerdeki yöneticilerin, yerel yönetimlerin, özellikle kültür politikalarında yaptıkları yeniliklerle en azından yazarları öğrencilerle ve okullarla buluşturarak kitap satışına, kitapların okurlara ulaşması konusunda büyük katkı verdiklerini düşünüyorum. Ayrıca sizin de bileceğiniz gibi popüler edebiyatta olsa 100 bin satan, 200 bin, 300 bin satan kitaplar var şu anda Türkiye'de. Evet. Bir anlamda hani niteliğini tartışabiliriz ama bu satış anlamında ciddi bir rakam. Yani Türkiye'de son yıllarda yıl içerisinde okunan kitap sayısının artış gösterdiğini düşünüyorum. Bu çatada giderek daha yükselecek. İnşallah. Bazı yazarlar eserlerine kişiliklerini yansıtırken bazıları da yansıtmayı tercih etmezler. Bu bize hep lisede de öğretilen şeylerdir. Hı-hı. Hani yazarları anlatırken hocalar hep böyle söylerlerdi. Peki siz eserlerinizde kişiliğinizi yansıtıyor musunuz ve yansıtıyorsanız bunu ne derece yapıyorsunuz? Yazı yaşamın bir parçası. Hani yansıtmıyorum desem doğru olmaz. Bütün olarak yansıtıyorum desem o da doğru olmaz. Lakin elbette ki işte dünya görüşünüzü, işte yaşama bakışınızı yazdığınız metnin ve şiirin içerisine otomatikman sızdırırsınız. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde. Tabii. Sizi en çok etkileyen yazar ya da yazarlar kimlerdir ve hangi yönleri sizi daha çok etkilemektedir? Bu soruya her dönem farklı yanıtlar veriyorum. Ama değişmez isimlerim var. Bilge Karasu'yu, Tomris Uyar'ı, Yusuf Atılgan'ı, Tezer Özlü'yü bu listede ilk başlarda söyleyebilirim. Onların yazım dünyasında bıraktıkları beni hep derinden etkiliyor. Yeni dönemde de okumaktan keyif aldığım, yeni eserlerini sabırsızlıkla beklediğim isimler var. Gürel Süngü'yü okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Adnan Geçkin'i okumaktan keyif alıyorum. Bu iki ismi ilave Karin Karakaşlı ve Menekşe Toprak isminden de bahsedebilirim. Teşekkür ediyorum. İlk öykü kitabınız Uzak Yaz. Kitabın içindeki her hikayeyi ben de gerçekten farklı ruh hallerine bürünerek okudum ki eminim diğer okuyucular da bu şekildedir. Yani bize de, bizim de yaşamımızdan özdeşleştirebildiğimiz şeyler var. Bu öykü kitabını yazma sürecinizi ve bitirdiğinizde neler hissettiğinizi biraz anlatabilir misiniz? Şimdi tabii ben uzak yazı yazdığım dönem 20'li yaşlarım. Bunları yazdığımda bir kitapta bunları toplarım düşüncesinden çok uzaktaydım. Çok saf, okuyan ve notlar alan, hikayeler yazan biriydim. Ve bu öyküler birikti. Bazıları dergilerde yayınlandı. Sonra etrafımda çok fazla artık kitaplaşması gerekiyor öykülerin, kitap çıkarmalısın diyen insan olunca otomatikman olabilir mi, kitap olsun mu derken uzak yazdaki işte 17 öyküyü bir araya getirdik ve yayınlandı. Bir anda içinde bulduğunuz yani. Tabii yani kitap yayınlanıp da kitabı elime aldığımda ciddi bir şeyin içinde buldum kendimi. Farklı bir duyguydu. Size ait ama size ait olmayan. İnsanın bazen diyorlar mesela sanatçılar şarkılarını çocuğum gibi hissediyorum. Böyle bir durum oluyor mu? Yani yazdığınızda elinizde kitabı elinize aldığınızda yani. Size ait ama bir taraftan da size ait olmaktan çıkmış öyküler ya da şiirler. Duygusal bir bağ var tabii kitabın kapağından içindekilere kadar. Ada Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktasınız. Okurun derginize olan ilgisi beklediğiniz düzeyde mi? Türkiye'de son 10 yıldır özellikle İstanbul dışında Anadolu'nun farklı kentlerinde kültür, sanat ve edebiyat dergileri çıkıyor. Ve bu dergiler İstanbul dergilerinden çoğunlukla daha nitelikli dergiler. Sadece okura ulaşma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz.
O da büyük dağıtım şirketleriyle çalışamıyorsunuz ya da çalıştığınızda derginin satışından elde edeceğimiz gelir derginin basım maliyetini karşılayamayacak noktada. O yüzden bu pazara girme şansımız yok. Tamamen bireysel çabalarla farklı kentlerdeki öğrencilere ve kitap evleriyle dergileri göndererek daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Dergimiz şu anda Türkiye'de 60'ın üzerinde kentte okurla buluşuyor. Her sayı için bize 500-600 farklı isimden yazı ve şiirler geliyor. Bu da bir dergi için iyi bir rakam diye düşünüyorum. Hem yazarlık hem şairlik hem de editörlük yönünüz var. Bu şekilde birçok alana hakim olmanızın avantajları nelerdir? Ya da dezavantajları var mıdır? Ben çok birbirinden farklı olduklarını düşünmüyorum. Ya yani benim mesela şiir yazmam ya da öykü yazmamın benim için bir farkı yok. Ben esas olanı yazmak olduğunu düşünüyorum. Editörlük ise bambaşka bir şey. Kişi kendine de editörü aynı zamanda. Benim için sadece zamanı doğru kullanamamak konusunda sıkıntılar var. Çünkü yaptığım başka işler de var. Ben bir radyo kanalının yöneticiliğini de yapıyorum. Her gün radyoda canlı yayın sunuyorum. Ve otomatikman zaman sorunum var. Uzak Yaz adlı öykü kitabınızı incelerken kitabın kapağında "Neden hep yok olur editörler de yazarlar sonsuza kadar yaşam" cümlesi dikkatimi çekti. Böyle düşünmenizin sebebi nedir ve yazar olmanızda bu düşüncenizin payı var mıdır? O editörün notu aslına bakarsanız, Dedalus kitapta her kitabın girişinde editör o kitaba dair notlar yazıyor. Benim kitabımda da yazarlar kalırım, editörleri kimse hatırlamaz diyor yazar bir anlamda. Kitabın ikinci baskısında bu ifade var, ilk baskısında yok. Kitap 2006'da yayınlanmıştı, sonra 2012'de yeniden okurla buluştu, 6 yıl aradan sonra. Kitap var, mesela kitabın ilk editörü hatırlanmayacak. Yeni baskıda belki ikinci baskıdaki editörü de hatırlanmayacak. Editör biraz kendini sisteme Evet. kattı. Günümüzde birçok yazarın eserleri, sinemaları, dizi filmleri uyarlanmış haliyle izlemekteyiz ve izleyici tarafından ciddi bir şekilde de ilgi görmekte. Ancak bu uyarlamalar büyük oranda eserlerin orijinal halinin çok uzağında yapılıyor. Bu konudaki yorumunuz nedir ve sizin de hikayeleriniz böyle bir projeye dahil edilmek istense değerlendirmeyi düşünür müsünüz? Böyle bir proje var aslında bakarsın. Son kitabım Tanrı'nın Yalnız Kırları'ndaki 7 hikaye bir uzun metraj film için bir araya getirilecek ve bir yönetmen tarafından çekilecek. Şimdi şu an senaryo üzerinde çalışmalar yapılıyor. Tabii yönetmenin sizin hikayelerinizi nasıl yansıtacağı da önemli. Genel anlamda edebiyat uyarlamalarının başarısız olduğunu düşünüyorum. En iyisinin bile başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü edebiyat farklı bir şey, sinema, müzik daha farklı bir şey. Yeniden üretim, sinema yeniden bir Haklısınız. metin Toplumun üretilmez. ihtiyaçlarına yönelik de yaptıkları için Evet. yani toplumda izlemeyi sanırım okumaktan biraz daha hani önde tutuyor. Galiba film için bütün yazdığımız kullanılmayabilir. Oysa bütün yazdığımız şeydir sizi ortaya koyan. İçinde bulunduğunuz alanlara yönelik yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz biraz önce dediniz gerçi ama yeni projeleriniz var mı daha başka? Varsa biraz En bahsedebilir yeni projem şu, 2014 Türk sinemasının ya da yerli sinemanın 100. yılı. Bu kapsamlı bir kitap çalışması yapıyorum. 60 civarında günümüz edebiyatında kendini özellikle yeni yeni var eden isimler. Bunların arasında müzisyenler ve oyuncular da var. Onlar her biri bir Türk filmini kendi kişisel hikayesiyle anlatmayı deneyecekler ve ben o kitabın editörlüğünü yapıyorum. Sanırım bahar aylarında okurla buluşacağım. İnşallah. Peki. Teşekkür ediyorum.